Evet sevgili gençler, yeniden hoş geldiniz. Şimdi siz 7. sınıflarla birlikte telafi eğitimimizin konularından birisi olan oran ile ilgili, birimli oran ile ilgili dönüşümleri yapacağız. Dönüşümden kastımız ne? Kilometre bölü saati metre bölü saniyeye çevirmek gibi. İlkini ben yaptım. Hızlıca bir gösterelim. Diğerlerini de birlikte yapabiliriz. Evet, ilk örneğimize bakalım. 36 kilometre bölü saati neye çevirmemi istiyor benden? Metre bölü saniye çevirmemi istiyor. Burada şu bilgileri verdim. 1 kilometre 1000 saat, 1 saat ise 60 dakika, 60 dakika ise 3600 saniyedir. Şimdi buna göre sorumumuzun çözümünü gerçekleştirelim. 36 kilometre öncelikle kaç metredir? 1 kilometre 1000 metre ise, yani ben bunu 1000 ile çarpıyorsam, yani yanına 3 sıfır ekliyorsam, bunda da aynı şeyi yapacağım. 3 sıfır eklersem 36'nın yanına 36.000 metre yapar. Saatte de aynı şekilde 1 saat 3600 saniye buraya yazdım. Ve tekrar yerlerine yazarsak 36 kilometre bölü saat, saatin önünde bir şey yoksa ya da şurada 36'nın yanında bir şey yoksa 1 saati kastediyordur bize. 36 kilometre yerine 36.000 metre yazdım. 1 saat yerine 3600 saniye yazdım. Sadeleştirirsek zaten bakın gördüğünüz gibi 3600 gitti, 1 sıfırımız kaldı. Yani cevabımız 10 metre bölü saniye. Gelelim ikinci sorumuza. 72 kilometre bölü saat. Yani ne diyor bize aslında burada? 72 kilometre bölü 1 saat. Biz az önce öğrendik. Kilometreyi metreye çevirirken ne yapıyormuşuz? Yanına 3 sıfır ekliyormuşuz. 1, 2, 3, 72 bin metre bölü 1 saatte ne oluyormuş? 3600 saniye. Sadeleştirirsek eğer, yine aynı şekilde isterseniz bu sefer sıfırları götürelim. 2 sıfırım gitti. 2 sıfırım gitti. Bakın 72 ve 36 arasında ilişki var, görüyorsunuz. 36'ya bölersem 1. 72'yi 36'ya bölersem 2. Bir de yanında bir sıfırım vardı. Yani 20. O zaman cevabımız nedir? Eşittir 20 metre bölü saniye. Geldik diğer sorumuza. 180 kilometre bölü saat. Aynı şekilde yapacağız. Ne yapacağız? 180 kilometre bölü saati yazdım. Kilometreyi metreye çevirirken 180'i yazdıktan sonra yanına 3 sıfır atıyorum. Bölü metre tabi bu. Saatimizde ne? 3600 saniye eşittir. Bu arada buna biz niye birimli oran diyorduk? Çünkü sadeleştirilmiyor. Metre uzunluk ölçüsü, saniye zaman. İkisi birbirinden farklı şeyler olduğu için, birimleri kaldığı için birimli oran diyorduk. Sadeleştirirsek bakın 2 sıfır gitti, 2 sıfır gitti. 180 36'nın tam olarak 5 katı. Bir de yanına bir sıfır koyarsak ne olur? 50 metre bölü saniye olur. 144 kilometre bölü saat. Kilometreyi metreye çevirirken ne yapıyorduk? Yanına 3 sıfır atıyorduk. 1, 2, 3, yani metre. Saatimizde yine neydi? 3600 saniye. Bakalım sadeleştirmemizi nasıl yapacağız? Sıfırlardan yine kurtulalım öncelikle. 1 0, 2 0 gitti. Yine yukarıda da aynısı. 36, 144, 144, 36'nın tam olarak 4 katı. Yani 36'ya bölersem 1, 144'ü 36'ya bölersem 4. Bir de yanında ne var? 0 var. Yani ne oluyor bu durumda? 40 metre bölü saniye oluyor. Son olarak da 72.000 kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmek istedim. 72.000'i yazdım. Yanına yine 3 sıfır ekledim. Daha sonra 1 saat neydi? 3600 saniyeydi. Böldüm. 2 sıfırım gitti. 2 sıfırım gitti. 36'ya 36'ya bölersek 1. 72'ye 36'ya bölersek 2. Bir de yanında kaç sıfır kalmıştı? 1, 2, 3, 4. 4 sıfırdakinin yanına ekledim. Yani ne oldu? 20.000 metre bölü saniye oldu. Evet, geldik. Şimdi de bu oranlarımızı tam tersine dönüştürmeye. Az önce ne yapmıştık? Kilometre bölü saati metre bölü saniye çevirmiştik. Şimdi ne yapacağız? Metre bölü saniyeyi kilometre bölü saate dönüştüreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bakıyorum. Ne demiştik? 1 metre 1000 kilometre değildi. 1 kilometre eşittir 1000 metreydi. Bunu biliyorum. O zaman 1 metre şu olmaz mı? 1000'e bölersem bunu da 1000'e bölerim. 1 bölü 1000
Kilometre olur. Yani biz metreyi kilometreye çevirirken ne yapacağız? Bine böleceğiz. Aynı şey saat saniyede de geçerli. Ne demiştik? 1 saat 3600 saniyeydi. O zaman 1 saniye 3600'e bölersek 1 bölü 3600 saat yapıyor. Hocam çok karışık gibi duruyor. Hiç de karışık değil, merak etmeyin. Şimdi bölmeye uğraşmayacağız. Zaten yazınca ters çevirip çarpınca bölme işlemi de biliyorsunuz. Sonucumuz kolayca ortaya çıkacak. Yapalım. Şimdi 5 metre. 5 metre neye eşittir? 1'e bölersem 5 bölü 1000 kilometre değil midir? Evet. Peki 1 saniye nedir? 1 bölü 3600 saat değil midir? Evet. O zaman biz bunları yazarsak yerine zaten birazdan birbirini tak tak götürecek. Neydi? Metre gördüğüm yerine yazacağım. 5 bölü 1000 kilometre bölü saniye olan yere artık ne yazacağım? 1 bölü 3600 saat yazacağım. Ne yapıyorduk bölmede? Birinciyi aynen yazıyorduk. Kilometre bölü saati hiç ellemeyelim. En son ekleyeceğiz zaten. Birinciyi aynen yazıyorduk. İkinciyi ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Yani böyle oldu mu? Yaparsak bakın zaten sıfırlar birbirini götürecek. 1, 2, 1, 2. Başka da şimdilik yok gözüküyor. 5'e bölersem 1. 5'e bölersem 2. Daha sonra bunu 2'ye bölersem 1. 2'ye bölersem ne çıktı bakın? 18. O zaman cevabım neymiş? Şuraya aşağı yazalım. 18. Bu sefer neydi artık? Kilometre bölü saat. Şimdi gelelim. Kilometre bölü saate çevirmenin ikinci sorusuna. Aynı şekilde yapacağız. Ne yapacağız? 30 metreyi kilometreye çevireceğiz. Yani 30'u kaça böleceğiz? 1000'e böleceğiz. Kilometre olacak. 1 saniye ne demiştik zaten? Eşittir 1 bölü 3600 saat demiştik. Bunları da yerine yazarsak 30 bölü 1000 kilometre bölü 1 bölü 3600 saat yazarsak birinciyi aynen yazıyordum. İkinciyi ne yapıyordum? Ters çevirip çarpıyordum. Altta 1 var. Yazmasak da olur. Ne oldu burada? Kilometre bölü saat kalsın bu da burada. Sadeleştirmeyi yapalım. Soruyu bitirelim. Sıfırlarımız giderse 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 ile de 36'yı çarparsanız cevap ne çıkar buradan? 108 kilometre bölü saat. Şimdi gelelim bu çevirme ile ilgili son sorumuza. 20 metre bölü saniye yapalım ve bitirelim. Bu sefer artık yapabilirsiniz. 20 metreyi kilometreye nasıl çeviriyorduk? 1000'e bölüyorduk. 20 tabii ki 100 yazdım. Silerim onu, sıkıntı yok. 20 bölü 1000 kilometre. 1 saniye zaten neydi? 1 bölü 3600 saatti. Evet. Daha sonra ben bunu yerine koyarsam ne olacak? 20 bölü 1000 kilometre bölü 1 bölü 3600 saat. Ters çevirip çarparsak biraz geniş yazdım. Zor sayacak muhtemelen ama sıkıntı değil. 20 bölü 1000 çarpı 3600 bölü 1. Sadeleştirirsek bakın sıfırlar orada birbirini götürmeyi bekliyor zaten. Sadeleştirirsek 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 ile de 36'yı çarparsanız 72 kilometre bölü saat.